Merhaba arkadaşlar. En son burulma elemanlarında plastik şekil değiştirmeleri incelemiştik. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an konu başlığımız dairesel olmayan elemanların burulma durumu arkadaşlar. Bu zamana kadar dairesel kesitleri incelemiştik hatırlarsanız. Önceki burulma formülleri dairesel kesitler için geçerlidir. Peki dairesel olmayan kesitleri ne yapacağız arkadaşlar? Mesela dikdörtgen kesitli, kare kesitli veya şu aşağıda gördüğünüz şu mouse'la gösterdiğim gibi geometrilere sahip olabilir burulma elemanımız. Bu durumda meydana gelen kayma gerilmesini nasıl hesap edeceğiz? Şimdi bunu anlamaya çalışalım. Dairesel olmayan kesitler burulmadan sonra düz kalmaz ve çarpılır. Burada dikkatimizi çeken husus şu şekle bakacak olursak. Burulma elemanlarında eğer biz kesit olarak dikdörtgen gibi, kare gibi bir kesit kullanıyorsak yani dairesel kesit dışında farklı bir geometriye sahipse burulma elemanımız, o zaman burulduktan sonra kesitimizin kendi içerisinde arkadaşlar çarpıldığını görüyoruz. Bakın şu şekle iyi bakacak olursanız kesit düzleminde bir dalgalanma var. Dairesel kesitli elemanlarda böyle bir dalgalanma söz konusu değil. Fakat böyle kare, dikdörtgen gibi kesitlerde kesitin biz burulmadan sonra çarpıldığını görüyoruz. Dolayısıyla daha önce dairesel kesitler için kullandığımız formülleri dairesel olmayan elemanlarda kullanamıyoruz. Dikdörtgen kesitlerde burulma sonrasında meydana gelen kayma gerilmesini, maksimum kayma gerilmesini T burulma momenti bölü C1 çarpı A çarpı B kare formülüyle buluyoruz. Burulma karşılığında meydana gelen dönmeyi de TL bölü C2 AB küp G formülüyle arkadaşlar buluyoruz. Buradaki C1 ve C2 kesit kenar boylarına göre veya A bölü B oranlarına göre diyelim değişiklik gösterir. Bu tabloda arkadaşlar bakın birden başlamış A bölü B oranı 10'a kadar gitmiş. Mesela 10'da eğer A bölü B oranı 10 ise C1 0312 C2 0312 olarak alınmış. İki katsayı da eşit. Bakın 5'te de 0,291 olarak eşit. A bölü B 1 olduğu zaman bu aradaki rakam C1 ve C2 arasındaki fark daha fazla. Ondan daha büyük oranlarda da arkadaşlar her iki değeri işte 15, 20, 30 her neyse daha büyük değerlerde 0,333 olarak kabul ediyoruz. Hem C1 değerini hem C2 değerini. A bölü B'nin çok büyük değerleri için diğer kesit içinde maksimum kayma gerilmesi ve dönme açısı dikdörtgen kesitler ile aynıdır demişiz. C1 eşittir C2 o da eşittir 0,333. Burada A bölü B'nin hesabına geçmeden önce A ve B nasıl tespit ediliyor. Kesitlere göre buradan görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ince cidarlı boşluklu millere bakacak olursak böyle rastgele kesit geometrisine sahip ince cidarlı bir mile burulma momenti uyguladığımızı kabul edelim. Bir birim eleman, şurada bakın açık renkle görünüyor. Bu birim elemanı çıkartıp inceleyecek olursak arkadaşlar, burulma sebebiyle hatırlarsanız
Bu elemanın kenarlarında kayma gerilmeleri ve dolayısıyla kuvvetler meydana geliyordu. Statik denge söz konusu olduğu için yatay dengeden, bakın şu çubuğun doğrultusu da x doğrultusu diyelim. Toplam fx eşittir 0 diyerek fa ile fb'nin birbirine eşit olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki biz bu fa ve fb'yi kayma gerilmesi cinsinden yazacak olursak fa neye eşittir arkadaşlar? Toa çarpı delta x yani kesit alanı TA çarpı delta x kesit alanı çarpı TOA kayma gerilmesi. Buradan FA'yı elde ederiz. Öyle değil mi? FB'yi de TOB çarpı TB çarpı delta x olarak yazabiliriz. Bunun ikisi birbirine eşittir. Toplam fx eşittir sıfırdan. Dolayısıyla bu formüle baktığımızda aslında her iki kesitte arkadaşlar TA ile TOA'nın çarpımının sabit olduğunu söyleyebiliriz. Biz burada TA çarpı TOA'ya Q diyecek olursak ki bunu biz bu Q'yu kayma akısı olarak isimlendiriyoruz. Alt kenarda ve üst kenarda kayma akısının arkadaşlar birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Kayma akısı eşittir fakat kalınlık inceldikçe ne olacaktır? Q sabit olduğunda T incelirse TO artacaktır. Öyle değil mi arkadaşlar? Veya kalınlık arttıkça bu Q sabit olduğu için kayma gerilmesi azalacaktır. Dolayısıyla şurada ne demiş? Shear stress varies inversely with thickness. Yani kayma gerilmesi kalınlıkla birlikte ters yönde etkileniyor. Q sabit olduğu için kalınlık arttıkça kayma gerilmesi azalır. Kalınlık azaldıkça kayma gerilmesi arkadaşlar artar. Az önce bahsettiğim şeyler burada kısaca yazılmış. AB eleman x doğrultusunda dengededir. Bir yatay denge söz konusu. Eleman doğrultusu boyunca kayma gerilmesi ile ciler kalınlığının çarpımının sabit olduğu yatay denge denkleminden ortaya çıkmaktadır. Bundan da bahsettik. Kayma gerilmesi kalınlık ile ters orantılıdır. Bundan da bahsettik arkadaşlar. Şimdi bu kayma gerilmesi ile kesite etki eden moment arasındaki ilişkiyi inceleyecek olursak hatırlarsanız burulma konusunun ilk derslerinde ilk slaytlarda yine benzer bilgiler vermiştik. Burulma sonucu meydana gelen kayma gerilmelerinin ki burada bu küçük kuvvetçiklere df diyelim. Bunların kesit merkezine göre oluşturduğu momentlerin toplamı arkadaşlar kesite uygulanan dışarıdan uygulanan burulma momentine eşittir. Burulma sebebiyle kesitte meydana gelen kayma gerilmelerinin momentlerin toplamı dışarıdan uygulanan burulma momentine eşittir. Hatta şöyle yapabiliriz. İlk slaytlardan tekrar onu size nerede söylemiştik? Bakın şurada söylemiştik. Gerilmelere küçük kuvvetçikler demiştik arkadaşlar. Kesite burulma momenti uygulandığında bu küçük kuvvetçikler daha sonra işte gerilme diyoruz. Kayma gerilmeleri meydana geliyordu. Bunların kesit merkezine göre momentlerinin toplamı sisteme dışarıdan uygulanan burulma momentine eşitti. Bu bilgiyi tekrarlamış oldum.
Evet. Buradan arkadaşlar çok fazla uzatmamıza gerek yok. Bu ilişkiyi incelediğimizde herhangi bir geometriye sahip burulma elemanında, ince cidrarlı burulma elemanında, içi boşluklu burulma elemanında meydana gelen kayma gerilmesi T burulma momenti bölü 2 TA formülüyle bulunur. Burada arkadaşlar A dediğimiz büyüklük alanı ifade ediyor. Bakın şu geometride bir kesikli çizgi görüyorsunuz. Bu kesikli çizgi kalınlığın ortasından geçen bir çizgiyi ifade ediyor. Tam kalınlığın orta kısmından geçen böyle bir hayali bölge düşünün. Bu bölgenin alanına ben arkadaşlar A diyorum. Dolayısıyla kesitte meydana gelen tau kayma gerilmesi üzerine etki eden T vurulma momenti bölü 2 TA formülüyle arkadaşlar hesap edilebilir. Kesitteki dönme de TL bölü 4 A kare G çarpı integral DS bölü T formülünden hesap ediliyor arkadaşlar. Şimdi bunlarla alakalı sayısal bir uygulama yapalım. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar dairesel olmayan dikdörtgen keste sahip içi boşluklu bir eleman. Dikdörtgen kesitli içi boşluklu alüminyum tüp 24 kip inçlik bir tork yüküne maruz kalmaktadır. Sisteme uygulanan burulma momenti 24 kip inç. A şıkkında ne demiş arkadaşlar? Dört kenarında 0,160 inç uniform duvar kalınlığına sahip kesitin. Şuraya sahip yazalım. Yani dört kenarda arkadaşlar 0,160 inç kalınlıkta. B şıkkında AB, AC kenarlarında AB ve AC kenarlarında 0,120 inç, CD ve BD kenarlarında ise 0,2 inç duvar kalınlığına sahip kesitin. Bu iki durum için arkadaşlar her bir kenarında meydana gelen kayma gerilmesini belirleyin denmiş. Evet arkadaşlar, bunun için ne yapıyorduk? Formülümüz neydi? Kayma gerilmesinin formülü T bölü 2T büyük T burulma momenti bölü 2 çarpı T çarpı A. A'nın ne olduğundan bahsettik. Şimdi arkadaşlar çözüm adımlarından bahsedilmiş. Cidarlarda kayma akışını bulunuz. Cidarlarda kayma gerilmesini bulunuz. Peki. Şimdi arkadaşlar hatırlarsanız bu A büyüklüğünü nasıl hesap ediyorduk? Evet, nasıl hesap ediyorduk? Bir hayali kesit ortasından geçen bir hayali çizgimiz vardı. Burada A 3,84 bakın kesit genişliğinin tamamı. Diğer kenarda 2,34. Burada tabii bu şey olması lazım. Bu ok şu büyüklüklerin yönü herhalde bir yanlışlık var bunda. Tam kes
şey olması lazım. Kesikli çizgiyi göstermesi lazım. Bakalım. Evet. Az önce 4'e 2,5'tu. Şimdi tam ortaları bulmak için burada gösterimde bir hata var. Tam kesikli çizgiden kesikli çizgiye 3,84 olarak bulunmuş. Diğer kenarda da 2,5'tan 0,160'ı çıkarttığınızda arkadaşlar kesikli çizgiden kesikli çizgi 2,34 olarak bulunmuş. Bu kenarları arkadaşlar birbiriyle çarptığımızda az önce A olarak ifade ettiğim bölgenin alanını 8,986 inç kare olarak buluyorum arkadaşlar. Peki kayma akısını birlikte bulalım. Kayma akısı veya kayma akışı iki türlü de söyleyebiliriz. T burulma momenti bölü 2A arkadaşlar bana kayma akısını veriyor. Burada tabii şuna da dikkatinizi çekiyorum. Eğer bunu bir de T'ye bölersem direkt gerilmeyi bulurum ama öyle yapmadım. Az önce formül bakın şurada büyük T bölü 2TA olarak verilmişti. Eğer T bölü 2A yaparsanız T olmazsa o size neyi verecek arkadaşlar? Q'yu verecek. Peki niye böyle yaptık? Şimdi daha iyi anlayacaksınız. Şimdi her duvar kalınlığına karşılık gelen kayma gerilmesini bulalım. Bizim bunu ne yapmamız lazım arkadaşlar? Kayma akışı Q eşittir hatırlarsanız. T çarpı tau idi. Ben bu bulduğum değeri nerede kayma gerilmesini bulmak istiyorsam odanın T'sine böleceğim. Zaten dört kenarda da kalınlık sabit olduğu için arkadaşlar Q bölü T kayma akışı bölü kalınlık o da eşittir. Tau 8,34 KSI kips bölü inç kare olarak bulunur arkadaşlar. Eğer değişken olursa B şıkkındaki gibi hatırlarsanız bakın 120'ye 0,120'ye 0,200 inçti. O zaman kayma akışını eğer ben 0,120'ye bölersem o kenarda meydana gelen kayma gerilmesini bulurum. Eğer diğer kenara 0,200 kalınlığına bölersem o kalın kenardaki kayma akışı karşılığında meydana gelen kayma gerilmesini arkadaşlar bulurum. Bakın kalın kenarda meydana gelen gerilme düşük, ince kenarda meydana gelen kayma gerilmesi daha yüksek. Herhalde anlaşılmıştır. Formülümüz arkadaşlar aslında Q diyelim. Burada formülü şöyle diyebiliriz. Q eşittir T bölü 2A. Direkt T'ye bölmeyebiliriz eğer değişken kalınlıklara sahipse kestiğimiz ama tüm kesit boyunca tek bir kalınlık mevcutsa o zaman direkt T bölü 2TA yaparak direkt dörtkenardaki kayma gerilmesini arkadaşlar bulabiliriz. Şimdi burada sizin için bir not var. Niye kayma akışı ifadesini kullanıyoruz? Bununla alakalı burada bir not paylaştık sizinle. Bunu arkadaşlar ileride akışkanlar mekaniği dersi alırsanız oradaki akışkanlar mekaniği dersinde karşınıza çıkan bir ifade var, debi. Bu mukavemetteki bu kayma akışı problemi o akışkanlar mekaniğindeki veya hidrolik dersinizdeki debi problemine benzeşim gösterdiği için bunu bir akış ifadesiyle tanımlamışlar. Bu şekilde bir benzeşim yapılmış. Şimdi ifadeyi okuyacak olursak, bu noktada ince cidarlı milin enine kestiğindeki tau kayma gerilmelerinin dağılımı ile birim derinlikte ve değişken genişlikteki kapalı bir kanalda suyun akışı arasındaki benzerliği işaret edebiliriz.
kanalın T genişliğinde hesaplanan ve hızı noktadan noktaya değişirken debi Q eşittir V çarpı T denklemindeki tau çarpı T gibi sabit kalır. Bu benzerlik sebebiyle Q eşittir tau çarpı T çarpı için bu içi boş midin cidarında kayma akışı olarak bilinir. Yani burada şunu demek istiyoruz. Hidrolik dersinde bir kanaldan sabit bir debiye sahip bir suyun akışını inceleyecek olursanız arkadaşlar, sabit bir debi var. Kanal inceldiği zaman suyun akışı hızlanacaktır. Yani sabit bir mesela bir nehir düşünün arkadaşlar. Nehrin inceldiği bölgede su daha hızlı akacaktır. Nehir genişleyince su akış hızı yavaşlayacaktır. Bu duruma benzeşim gösterdiği için bu mukavemet problemi buna kayma akışı ismi verilmiş, shear flow ismi verilmiş. Bununla alakalı benzerliğe dikkatinizi çekmek istiyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi burulma konusunun sonuna geldik. Biraz eski konulara dönüş yaparak, yani eksenel kuvvet konusuna dönüş yaparak uygulama yapmak suretiyle size eski öğrendiğiniz bilgileri hatırlatmak istiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi sınava yönelik eski konu tekrarı yapıyoruz. Eksenel kuvvetle alakalı biraz soru çözeceğiz. Bu şekildeki örneği birlikte inceleyelim. Çelikten imal edilmiş rigid A ve B parçaları 3 bölü 4 inç çapındaki iki çelik civata olan CD ve GH ile birbirine bağlanmaktadır. Bakın A ve B çelik parçaları var arkadaşlar. Ve bunlar birbirine bir uzun bir civata düşünün. Tij eleman. Ucunda vidalı. Bu şekilde birbirine bağlanmış. 1,5 inç çaplı bir alüminyum çubuk EF uçlarıyla A ve B parçalarına temas halindedir. Ayrıca bu iki parça arasında da bir EF parçası var. Bu da alüminyummuş arkadaşlar. 1,5 inç çaplı alüminyum çubuk EF parçalarıyla A ve B parçalarına temas halindedir. Dolayısıyla direkt arkadaşlar A ve B'ye temas ediyor EF parçası. Civatalar tek ağızlı ve 0,1 inç adımlıdır. Yani bu şu demek, civatanızın üzerindeki o somunların takılabilmesi için bir diş var. Orada komple bir tur attığında somun 0,1 inç bir hareket söz konusu somunda. Herhalde gözünüzde canlanıyordur demek istediğim. Yani civatanın o somun takma kısmındaki dişler arasındaki mesafe arkadaşlar 0,1 inç. D ve H'taki somunlar, şurada bir yazım hatası var. Somunlar boşluk su takıldıktan sonra bir çeyrek daha sıkılmaktadır. Yani şunu demek istiyor. Şimdi bu montajlama yapılmış arkadaşlar. İşte AB parçasından civatalar geçirilmiş. Arayı EF sıkıştırılmış. Önce boşluk alınmış. Yani civatanın boşluğu alınmış. Şöyle
biraz elle sıkıldığını düşünün. Çok aşırı sıkılmıyor. Bu boşluğu alındıktan sonra artık sisteme eksternal yük gelecek şekilde cıvata bir turun dörtte biri kadar çevrilmiş. Mesela şu uçtan sıkıldığını düşünün. D ve H kısmından arkadaşlar, D ve H'taki somunlar boşluksuz takıldıktan sonra, yani takılmış ve elle hafif sıkılmış ama daha elemanlara eksternal yük gelmiyor. Daha sonra da yük almaya alacak duruma gelene kadar, boşluk alınacak kadar sıkıldıktan sonra cıvatalar bir çeyrek daha, yani turunun dörtte biri kadar daha sıkılmış. Çeliğin elastisite modülü arkadaşlar verilmiş. Alüminyumun elastisite modülü verilmiş. Bu çeyrek sıkımdan dolayı arkadaşlar çubuktaki normal gerilmeyi soruyor. Şimdi böyle bir durumda arkadaşlar biz bu cıvataların boşluğunu aldıktan sonra çeyrek tur daha döndürdüğümüzde meydana gelecek etkileri bir hayal etmeye çalışalım. Hangi eleman nasıl zorlanır? Bir kere şimdi AB elemanı arkadaşlar ne yapıyor? Sıkışıyor burada. Yani pardon, AB demişim. EF elemanı. Bu aradaki 1,5 inç çaplı alüminyum çubuk ne olacak? Ben cıvatamı sıktıkça sıkışacak. Bir basınç kuvveti söz konusu. CD ve GH elemanları da o uzun tijler cıvatalarda arkadaşlar EF basınç altındayken bunlar da tam tersine eksternal çekme kuvvetine maruz kalacaklar. Herhalde tahayyül edebiliyoruz, değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla CD ve GH uzamaya zorlanacak. EF elemanı arkadaşlar kısalmaya zorlanacak. Peki şu A ve B elemanlarına bakacak olursak, orada da EF elemanı basınca zorlandığı için buradan B elemanına bir kuvvet etkileyecek. Onu PR ile gösteriyoruz. Bunu dengeleyecek şekilde de arkadaşlar CD ve GH elemanlarının da zıt yönde PB kuvvetleri etki edecek. Her bir parça A ve B parçası kendi içerisinde dengede olmak zorunda. Yatay denge söz konusu. Peki şimdi biz çubuklarda veya eksenel yüklü yüklenen elemanlarda meydana gelen uzama ve kısalma formüllerini arkadaşlar daha önce türetmiştik. PL bölü AE formülüyle meydana gelen uzama miktarını tespit edebiliyorduk. Şimdi şu 18 inç uzunluğundaki CD ve GH elemanını inceleyecek olursak, bunlarda meydana gelecek uzama miktarını ben delta B dersem, B bulon olarak düşünün. Delta bulon. P, L bölü AE. Ben burada bildiklerimi yazdığım zaman arkadaşlar sadece tek bilmediğim çubuğa gelen eksenel yük. Bunları arkadaşlar yazdığımda 1,405 çarpı 10 üzeri eksi 6 PB olarak ifade edebilirim. Meydana gelen eksenel boy değişimine. Delta B. Tabii bu ne olacak? Uzama olacak. Çünkü eksenel çekmeye maruz. O yüzden arkadaşlar artı. Peki EF rodu, yani şu aradaki EF elemanı bu eksenel basınca maruz kaldığı için ne olacak arkadaşlar? Kısalacak. O yüzden eksiyle ifade ediyorum. Bunda meydana gelen boy değişimi PL bölü AE'den bildiklerimi yerine yazıyorum. Bu da arkadaşlar eksi 0,64 0,6 çarpı 10 üzeri eksi 6
PR olarak buluruz. Burada bilinmeyenler arkadaşlar PB ile PR. Peki. Şimdi benim arkadaşlar bir uygunluk bağıntısı türetmem lazım. Yani burada bir çubuk veya CD ve GH çubukları arkadaşlar eksenel olarak uzayacakken EF eksenel olarak kısalacak. Bunu biliyoruz. Peki bu aradaki uzanma kısalma ilişkisini ben matematiksel olarak ifade etmeye çalışırsam arkadaşlar nasıl ifade ederim? Hatırlarsanız civatanın bir turunda civatayı bir tam dur çevirdiğim zaman somun 0,1 inç hareket ediyordu. Peki ben çeyrek tur attırdım. Dolayısıyla somunları D ve H'taki somunları çeyrek tur sıktığımda meydana gelecek arkadaşlar meydana gelecek deplasman farkı 0,1 inçin 1/4 kadar olacaktır. O da eşittir 0,025 inç. Peki bu meydana gelen deplasman farkı şöyle ifade edilebilir mi? Şimdi ne olacak arkadaşlar? CD elemanı uzayacak, EF elemanı kısalacak. Birinin ya bu ara uzama ve kısalma deplasmanları arasındaki farkın arkadaşlar bu hesap ettiğimiz 0,025 inçe eşit olması gerekecektir. Öyle değil mi? Yani CD uzayacak. GH ile CD uzayacak. EF kısalacak. Ve bu uzama ve kısalma arasındaki farkın somunun deplasman miktarına arkadaşlar eşit olması gerekir. Dolayısıyla delta DB o da 0,025 inç bulunmuştu. Bu da eşittir. Delta B eksi delta R. Onları da zaten yukarıda az önce bulmuştuk. Bu ifade bizim için önemli. Uygunluk bağıntısından türettik. Bir de zaten yatay denge denklemimiz vardı. Toplam Fx eşittir sıfırdan. Pr eşittir 2Pb olarak bunu da bulduk. İki bilinmeyen iki denklemden arkadaşlar kuvvetlerimizi rahatlıkla bulabiliriz. Burada yatay denge denkleminden, statikten hareketle arkadaşlar iki bilinmeyen var. Başta tek bir denge denklemim var. Toplam Fx eşittir sıfır. Ne yaptım? Bir uygunluk bağıntısı türettim. Ne dedim? Çubukların eksenel deplasmanları arasındaki fark meydana gelen somun deplasmanına eşit olacaktır dedik. Buradan hareketle arkadaşlar iki bilinmeyen iki denklem çözdüğümüzde PB ve PR'yi matematiksel olarak hesap ettiğimiz 9,307 kips PB ve PR 18,61 kips olarak buluruz arkadaşlar. Peki meydana gelen gerilmeyi bulmak istersek EF çubuğundaki meydana gelen gerilme arkadaşlar 18,61 kipsi onu kendi kesit alanına böldüğümüzde meydana gelen gerilmeyi buluruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi sıradaki soruyu birlikte inceleyelim. Evet, şekle bakacak olursak çapı 0,5 inç olan CE ve
Çapı 0,75 inç olan DF çubukları ABCD rigid çubuğuna şekildeki gibi bağlanmıştır. Bir ABCD rigid çubuğu var arkadaşlar. Ve bunlara bağlı olan EC ve DF elemanları var. Çubuklar E eşittir 10 milyon 600 bin PSI olan alüminyumdan imal edilmiş ise her bir çubuktaki kuvveti ve A noktasındaki yer değiştirmeyi bulun deniyor arkadaşlar. Evet, ne yapıyoruz arkadaşlar böyle bir soruda? Önce sistemdeki statik dengeyi inceliyoruz. Burada biz B noktasına göre moment dengesine bakacak olursak arkadaşlar 10 kips çarpı 18 inç saatin tersi yönünde çeviriyor, değil mi? Saat yönünde de destekleyen eşittir 12 çarpı EC kuvveti artı 12 artı 8 daha 20 çarpı FD kuvveti. Buradan arkadaşlar ne yaptık? Bir denklem elde ettik denge denklemlerinden. Bir de arkadaşlar iki tane bilinmeyenimiz var. Bir de bir uygunluk bağıntısı türetmeye çalışalım. Şimdi bu sistemin bir miktar hareket ettiğini arkadaşlar düşünecek olursak yani şu 10 kips yönünde mesela bir miktar sistemin çok küçük bir deplasman yaptığını düşünelim. Zaten ABCD elemanı da rigid, eğilmeyen bir eleman. Rigid'den kastımız o kendi içerisinde eğilmiyor. Dolayısıyla şu gördüğünüz hali sistem gelecektir. Burada bakın A noktasının yaptığı deplasmana delta A, C noktasının yaptığı deplasmana delta C ve D noktasının yaptığı deplasmana da arkadaşlar delta D diyelim. Şimdi benim iki tane bilinmeyenim var. İki tane denkleme ihtiyacım var. İkinci denklemi arkadaşlar bir uygunluk bağıntısı türeterek deplasman ilişkilerine bakarak temin edebilirim. Nasıl temin ederim arkadaşlar? Bakın burada bu sistem B noktasından döndüğünde şu meydana gelen deplasmanlar üzerinden aslında açılar hep birbirine eşit. Bakın şöyle söyleyelim. Mesela şimdi B'de teta B kadar sistemin döndüğünü kabul edelim. Teta B eşittir. Delta C bölü 12. O da eşittir. Delta D bölü 20. O da eşittir arkadaşlar. Delta A bölü 18. Aslında burada üçü yan yana da gösterilebilirdi ama ayrı ayrı göstermiş. Dolayısıyla teta B tanjant eşitliğinden tanjant teta B'yi delta C bölü 12 o da eşittir. Delta D bölü 12 artı 8 20 o da eşittir. Delta A bölü 18 olarak yazabiliriz. Buradan bu denklemlerden deplasmanlar arasında da bir ilişki tespit edebiliriz arkadaşlar. Peki burada meydana gelen delta B, delta D arkadaşlar tespit edilebilir mi? Çubukta meydana gelen boy değişimi, tabii buradan 10 kips uygulandığında ne olacak? Bu çubuklar eksenel olarak uzamaya zorlanacak.
PL bölü AE formülünden arkadaşlar yazılabilir. Burada ben henüz FCE'yi bilmiyorum veya FDF'yi bilmiyorum. Onun dışındaki büyüklükleri arkadaşlar biliyorum. Dolayısıyla şimdi delta C ile delta D'yi de biliyorum. Delta C ile delta D arasındaki oranı da biliyorum. Dolayısıyla ben FCE ile FDF arasında ikinci bir denklem elde edebilirim. Zaten bir denklem daha vardı. İki bilinmeyen iki denklemden kuvvetleri bulurum. Şimdi bakalım. Arkadaşlar delta C'yi ve delta D'yi ben az önce söylediğimiz gibi bu şekilde yazabileceğimi söylemiştik. Burada arkadaşlar delta C o da eşittir 0.6 delta D olarak da bir ilişki elde etmiştik. Şimdi delta C dediğimiz yere FL bölü AE değerlerini, delta D için de yine FDF, LDF bölü ADF, E değerini yerine yazarız. Bütün bilinmeyenleri bilinmeyenleri yerine bırakıp bildiğimiz değerleri yerine yazdığımızda burada tek bilinmeyen ne arkadaşlar? FCE ile FDF. Diğerlerin hepsini biliyoruz. Buradan ikinci bir ilişki daha elde ederiz. FCE eşittir 0.333 FDF elde edilmiş. Az önce benim bir denklemim daha vardı arkadaşlar. Buradan iki bilinmeyen iki denklem ne yaparız? Kuvvetleri arkadaşlar bulabiliriz. Buraya ben eklemeyi unutmuşum ama tabii şunu da delta A noktasındaki sayımı da arkadaşlar kolaylıkla buluruz. Biz delta A eşittir 0.9 çarpı delta D idi. Dolayısıyla artık delta D'yi bulabilirim. Delta D FDF FDF LDF bölü ADF çarpı E idi. Ben FDF'nin de ne olduğunu az önce buldum. Bu formülde yerine koyarak delta D'yi bulurum. Delta D'nin 0.9 katı da arkadaşlar bana delta A'yı verir. Evet arkadaşlar, şimdi şekildeki problemi inceleyelim. Rijit CDE çubuğu E'deki pimli mesnete bağlanmış olup 30 mm olan BD pirinç silindiri üzerinde bulunmaktadır. Şurası 30 cm olacak herhalde arkadaşlar. Pardon, çapı 30 mm olan. Tamam, doğru. Çapı 30 mm olan BD pirinç silindiri üzerinde bulunmaktadır. Çapı 22 mm olan AC çelik rodu çubuğun içinden içinde delikten geçmekte. Bakın burada şu parçanın içinden geçmiş ve cıvatalanmış. Ve sıcaklık 20 santigrat derece olduğunda rodun somunu boşluksuz sıkılmaktadır. 20 santigrat derecede arkadaşlar sadece boşluğu alınacak kadar, yani çok sıkıldığı zaman üzerine eksenel kuvvet etki etmeyecek kadar, boşluğu alınacak kadar somun sıkılmış 20 santigrat derecede. Sonra pirinç silindirin sıcaklığı, şu sarıyla gördüğümüz olan pirinç silindir. Bu sistem kurulduktan sonra pirinç silindirin sıcaklığı 50 santigrat dereceye yükseltilirken çelik rodun sıcaklığı 20 santigrat derecede korunmaktadır. Sadece BD elemanının sıcaklığı arkadaşlar yükseltilmiş. Sıcaklık değişimi olmadan önce hiçbir gerilme
bulunmadığı kabul edilerek silindirdeki gerilmeyi bulunuz deniyor arkadaşlar. Burada çelik ve pirinç için elastisite modülleri ve ısı iletkenliği katsayıları arkadaşlar verilmiş. Önce ne yapmamız gerekiyor? Sistemin statik dengesini arkadaşlar birlikte incelememiz gerekiyor. Ne yapmamız lazım? Sistemde moment dengesi söz konusu. E noktasına göre moment aldığımızda, niye burada E noktasına göre moment alıyoruz? Çünkü reaksiyon kuvvetleri denge denklemlerine girmesin diye mümkün olduğu kadar sade sistemi çözebilmek için E noktasına göre moment dengesine baktığımızda RA ve RB dikkate alındığında denge denklemi RA eşittir 0.4 RB moment dengesinden elde edilir arkadaşlar. Şimdi bizden silindirdeki gerilmeyi soruyordu. Evet, ne yaptık arkadaşlar? Moment dengesine baktık ve RA ile RB arasındaki ilişkiyi bulduk. Şimdi bu eleman BD çubuğu 30 santigrat derece bir ısı farkı vardı. 20'den 50'ye çıkmıştı. Dolayısıyla sistem arkadaşlar ne olacaktı? Bir miktar bu BD çubuğu uzayacak delta T'ye kadar. L 0.3 çarpı delta T çarpı alfa 188 çarpı 10 üzeri eksi 6 metre ne yapması gerek? Sistemin yani D noktasından yukarı doğru sistemin tabii hareket etmesi lazım. Fakat sisteme direnen bir AC çubuğu var. Ve bu sebeple arkadaşlar AC çubuğunda da bir eksenel kuvvet meydana geliyor. Öyle değil mi? Şimdi bir miktar E noktasından yukarı doğru sistemin deplasman yaptığını kabul edelim. Peki bu ısı farkı sebebiyle yukarı doğru deplasman yaptığında arkadaşlar C noktasında meydana gelen deplasman sebebiyle çubukta meydana gelen 3 kuvvet ne olacaktır? RA alacaktır. Yani delta C sebebiyle RA iç kuvveti meydana gelecek ve delta eşittir. RAL bölü AE olarak formülümüzü yazabiliriz. Delta eşittir PL bölü AE'den. Çubukta yukarı doğru delta C'ye kadar bir yer değişikliği olursa RA iç kuvveti geleceğini kabul etmiştik. Dolayısıyla delta C ile RA arasındaki ilişkiyi bu şekilde yazabiliriz. Tabii burada E noktasından döndüğünde eğer delta C'ye kadar hareket oluyorsa yukarı doğru delta D'nin hareketi de bu delta C'nin hareketinden bağımsız olamayacaktır. Çünkü yukarı doğru döndüğünü kabul edin arkadaşlar. Teta sabit olacaktır. Teta E eşittir. Ne olacaktır arkadaşlar? Delta D bölü 0,3 o da eşittir. Delta C bölü 0,75 olacaktır. Dolayısıyla delta D ile delta C arasında meydana gelen deplasman oranını geometrik olarak ben bulabilirim. Tekrar ifade ediyorum. Yukarı doğru sistem döneceği için bir delta D deplasmanı meydana gelecek. Delta C deplasmanı meydana gelecek. Üçgen benzerliğinden delta C ile delta D'nin arasındaki ilişkiyi arkadaşlar ben yazabilirim. Bunu delta D 0.40 delta C olarak tespit edilebilir. Dolayısıyla delta D yukarıda hesap ettiğim büyüklüğün 0.4 katı olarak bulunur. Şimdi çubuk eleman ısı farkı sebebiyle yukarı doğru arkadaşlar
Yer değiştirme yapmak istiyor. Az önce hesap etmiştik. 188,1. Peki bu 188,1 çarpı 10 üzeri eksi 6 metre sonucunda meydana gelen iç kuvvet arkadaşlar, bu iç kuvvete biz RB diyecek olursak, yapılan toplam deplasmana aslında RA ile birlikte RB'nin ikisinin birlikte etkisi var. Dolayısıyla delta BD olarak ifade ettiğim RB bölü RB çarpı L bölü AE'yi arkadaşlar 4,04 çarpı 10 üzeri eksi 9 RB olarak bulurum. Bunu ek olarak bir de sistem geometrik olarak yaptığı az önce bulduğum bir deplasman daha var. Bu iki deplasmanın toplamı kadar arkadaşlar bir deplasman meydana gelecek. Ve bu ikisinin toplamının da delta t'ye eşit olması gerekir. Burada yalnız RA ile RB ikisi farklı cinste fakat daha önce moment dengesinden RA eşittir 0,4 RB olarak onu da bulmuştuk. Dolayısıyla şu ikisini toplayıp arkadaşlar bakın burada RA yerine de 0,4 RB yazdım. İkisini topladım. RB cinsinden buldum. Bu deplasman arkadaşlar şu ilk bulduğum delta T deplasmanına eşit olması gerekir. Buradan RB 31,7 kN olarak bulunur. Çubukta meydana gelen gerilme de bu kuvvetin kesit alanına oranıdır arkadaşlar. Şimdi şu soruya bakalım arkadaşlar. Aslında biz daha önce benzer bir soru çözmüştük. Önce soruyu okuyalım. Daha sonra daha önce çözdüğümüz soruyu inceledikten sonra bunun çözümünü de arkadaşlar inceleyelim. Şekildeki sisteme kuvvet uygulanmadan önce delta eşittir 4,5 milimetre boşluk olması durumunda. Bakın sisteme kuvvet uygulanmadan önce 4,5 milimetre bir pay var. Kesitler farklı. İlk kısımda 250 milimetre kareyken C noktasında sonra bir kesit değişimi meydana gelmiş. Buna göre A ve B reaksiyon kuvvetlerini bulunuz deniyor arkadaşlar. Biz daha önce aynı soruyu bu delta eşittir sıfır için yanlış hatırlamıyorsam çözmüştük. Şimdi birlikte bakalım. Daha önce çözdüğüm soruyu bulmaya çalışalım. Evet, statik belirsizlik durumu için örnek çözdüğümüzde bunu incelemiştik. Evet, aynı soru olması lazım. Bakın şu problemi tekrar bir hatırlayalım arkadaşlar. Statik şey belirsizlik durumlarında yani bugün benzer sorular çözdük. Sistemdeki bilinmeyen sayısı kadar bizim denkleme ihtiyacımız var. Daha önce bunları konuşmuştuk. İki bilinmeyen varsa çözüm için iki denkleme ihtiyacım var. Eğer bilinmeyen sayısı elimdeki denge denklemlerinden fazlaysa bu tip sistemleri biz hiperstatik sistem diyorduk. Statik hesap yöntemiyle iç kuvvetler ve reaksiyon kuvvetleri bulunamıyorsa sistem statikçe belirsizdir. Denge denklemleri yetersiz kalıyorsa demişiz. Dengeyi sağlamak için ihtiyaçtan daha fazla mesnetleme yapılması durumunda
sistem statikçe belirsiz olur. Yani burada mesela şu B reaksiyon kuvveti olmasa aslında bu sistem dengede durur arkadaşlar. Yani A noktasındaki düşey reaksiyon şu kuvvetleri karşılayacaktır. Ama bununla tatmin olunmamış, B'de de bir reaksiyon kuvveti oluşacak şekilde sistem desteklenmiş. İhtiyaçtan fazla arkadaşlar mesnetleme yapılmış. Gereksiz mesnet reaksiyonları bilinmeyen kuvvetler olarak gösterilir. Bu kuvvetler diğer yüklerle uyumlu bir şekilde deformasyon meydana getirir. Gerçek kuvvetler ile gereksiz kuvvetlerin deformasyonu ayrı ayrı hesaplanır ve süperpoze edilir. Uygunluk bağıntımız. Özetle bunları daha önce detaylı konuştuğumuz için biraz daha hızlı geçiyorum. Bir uygunluk bağıntısı türetiyoruz. Ve ihtiyacımız olan o dengeyi uygunluk bağıntısından elde ediyoruz. Şimdi şuna bakacak olursak. Her iki mesnetin tam oturduğu, boşluk olmadığı kabulüyle A ve B noktalarındaki reaksiyon kuvvetlerini bulunuz denmiş. B mesnedini fazla tutulmuş mesnet kabul edelim. Ve B noktasının mesnet olmadığını düşünelim denmiş. Eğer biz bu mesnet yok gibi kabul edersek ve bunun etkisini dış kuvvet olarak verirsek aslında şu yukarıdaki sistemle şu sistem arasında hiçbir fark yok arkadaşlar. B noktasında RB dış kuvvetinin etki ettiğini düşünelim. RB ile gösterdiğimiz bir dış kuvvet etki ettiğini kabul ediyoruz. Reaksiyon kuvveti olarak bunu kaldırıyoruz. Eşdeğer bir RB yüklüyoruz. Aynı işi yapacak. Peki uygunluk bağıntımız ne oluyor? B noktasında kuvvetler sebebiyle aşağı doğru yer değiştirme olması gerekirken RB kuvveti yukarı doğru yer değiştirme yapmaktadır. Bu sebeple B noktasında toplam yer değiştirme sıfırdır. Yani hatırlarsanız şurası tutulu olduğu için burada yer değiştirme sıfırdı. O zaman buradan bir uygunluk bağıntısı arkadaşlar türetmeye çalışabiliriz. Yani şöyle deriz. Bu B reaksiyon, B mesnet olmasaydı diğer kuvvetler sebebiyle aşağı doğru bir uzama meydana gelecekti. Ama ben önceki durumda yer değiştirmenin sıfır olduğunu biliyorum. Demek ki öyle bir RB kuvveti sisteme etkimeli ki bu meydana gelen uzamayı arkadaşlar RB dengelemeli. Buradan bir uygunluk bağıntısı türetiyorum. A ve B noktalarında reaksiyon kuvvetleri artık bulunabilir denmiş. Peki önce sistemde reaksiyon kuvveti yokken ne kadar bir uzama meydana gelirdi? Bunu bulalım. Ne yaparız arkadaşlar? Çubuğu kesit değişimlerini ve etki eden kuvvetleri dikkate alarak bölmelere ayırırız. Bakın böyle bir eleman 1, 2, 3 ve 4 bölgeden meydana geliyor. Her birinde uzunluğu belli. Benim her bir noktada meydana gelen eksenel kuvvetleri bilmem lazım. Yani bu elemanın eksenel kuvvet grafiğini benim elde etmem lazım. Bunu nasıl yaparım? Kesme yöntemiyle yaparım. Statik dersinden bunları hatırlıyor olmanız lazım.
Mesela ben şu KB arasında bir yerden arkadaşlar kestim ve alttaki elemana baktım. Alt bir numaralı elemana arkadaşlar herhangi bir iç kuvvet etki etmiyor. Toplam F yani tam KB arasından kestim ki alttaki parçanın dengesine baktım. Alttaki kuvvetler yukarıda kalıyor. Dolayısıyla toplam Fy 0 dediğimde bu bir numaralı bölgede aslında ben hiçbir kuvvetin etki etmediğini anlıyorum. 2 numaralı bölgeye bakalım arkadaşlar. 2 numaralı bölgeden kesip aşağıya baktığımda 2 numaralı bölgeyi bölgede iç kuvvet olarak şu kuvvetin 600 kilonewtonun etkilediğini görüyorum. CD arasından kestiğimde yine 3 numaralı bölgede 600 kilonewton etkisine maruz kalıyor. 4 numaralı bölgede 300 ile 600'ün toplamı kadar bir kuvvete maruz. Dolayısıyla ben her bir bölgedeki artık iç kuvvetleri biliyorum. PL bölü AE'den her bir bölge için meydana gelen uzamaları hesap ederim. Ve bunları topladığımda reaksiyon kuvveti olmasaydı çubukta meydana gelecek olan az önce şurada göstermeye çalıştığımız yükler sebebiyle delta L yer değiştirmesini arkadaşlar bulabilirim. Bir nokta PL bölü AE'leri her bir bölge için topladığımda 1.125 çarpı 10 üzeri 9 bölü E yapıyor arkadaşlar. Ne demiştik? Öyle bir RB olmalı ki bu deplasmanı karşılayacak kadar yani deplasman kadar bir karşı deplasman meydana getirmeli ki RB deplasman sıfır olsun. Dolayısıyla peki RB'nin arkadaşlar RB'nin şimdi kısaltma etkisini düşünelim. Az önce şimdi diğer kuvvetler sebebiyle meydana gelen uzama etkisini hesap ettim. Şimdi RB de şu iki parçayı ne yapacak arkadaşlar? Kısaltacak. Dikkat ederseniz bir numaralı bölgeyi kestim. Aşağı baktım. Bir numaralı bölgede RB etkisi var. Toplam Fi eşittir sıfırdan. Bir numaralı kısma RB etki ediyor. 2'den kesip aşağı baktığımda 2'ye de RB etki ediyor. Yani benim şu basınç etkisine hem 1 numaralı bölgem hem de 2 numaralı bölgem ikisi de maruz. Dolayısıyla RB sebebiyle elemanda meydana gelecek olan kısalma RB L1 bölü A1 E1 artı RB L2 bölü A2 E2 olacaktır. Onu da arkadaşlar 1.95 çarpı 10 üzeri 3 RB bölü E olarak bulurum. Tabii az önceki kuvvetler uzama meydana getiriyordu. RB de aynı şekilde arkadaşlar zıt yönde kısaltma meydana getirecek. İki deplasmanın toplamının sıfır olması gerekecek. Dolayısıyla delta L artı delta R eşittir. Sıfır olarak uygunluk bağıntımı elde etmiştim. İkisinin toplamı arkadaşlar sıfır olacak şekilde denklemimi yazıp çözüyorum. Ve RB ile RA'yı arkadaşlar buluyorum. Peki şimdi sorumuza gelecek olursak kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi bu sefer arkadaşlar az önce önde bu başlangıç konumunda delta sıfırdı. Peki ben bunu deltayı sıfır değil de 4,5 milimetre yaparsam o zaman arkadaşlar uygunluk bağıntımı nasıl türeteceğim? O zaman şöyle dememiz lazım.
Meydana gelen şu boy değişimi arkadaşlar 4,5 milimetre ile ifade ettiğim delta, delta L ile delta R'nin toplamına eşit olacaktır. Az önce bu ifade sıfırdı. Şimdi bir boşluk var. Yani düşen yükler sebebiyle meydana gelen uzamayla reaksiyon kuvvetinin meydana getirdiği kısaltma arasındaki farkı 4,5 olması lazım. Yani 4,5 milimetre sistem uzadıktan sonra RB devreye giriyor. Dolayısıyla delta L alt, artı delta R eşittir 4,5 çarpı 10 üzeri eksi 3 olarak uygunluk bağıntımızı yazarız arkadaşlar. Az önce zaten şu ifadede nasıl bulunduğunu hatırlıyorsunuz. Buradan RB'yi ve RA'yı arkadaşlar bulabiliriz. Şimdi daha önce çözdüğümüz problemlerin hızlıca üzerinden belki geçebiliriz. Şöyle ne yapmıştık? Daha önce tekrar yaptık ama kısaca sınav öncesinde neler yaptıklarımızı bir hatırlayalım. Hatırlarsanız mukavemet dersinde öğreneceğimiz bilgilerin aslında statik dersinin bir devamı olduğunu, statikte taşıyıcı sistemlerin analizini yaparak çubuklara ve düğüm noktalarına gelen iç kuvvetleri bulduğumuzu, mukavemet dersinde de bu iç kuvvetlerin türüne göre elemanları boyutlandırdığımızı veya kesit tahkiki yaptığımızı söylemiştik arkadaşlar. Sinek ve gevrek malzemelerden, elastisite modülünden bahsettik. Bunlar önemli kavramlar. Elastik ve plastik davranıştan, yorulmadan bahsettik. Daha sonra Hooke kanununa göre bu az önce sayısal örneklerde kullandığımız PL bölü AE ifadesinin nasıl türetildiğinden bahsettik. Ve bununla alakalı arkadaşlar sayısal bir problem çözmüştük. Mesela şu soruya bakacak olursak gayet basit bir soru. Sistem izostatik. Yani olması gerektiği kadar mesnet var. Kuvvetler sebebiyle meydana gelen uzamayı arkadaşlar, uzamayı veya kısalmayı kolaylıkla bulabiliriz. PL bölü AE formülünde ne yapıyorduk? Bölge bölgeye ayırıyorduk. Bir numaralı, iki numaralı, üç numaralı bölge olarak ayırıyorduk. Her bir bölgede meydana gelen iç kuvvetleri buluyorduk. Mesela şuraya bakacak olursak, buradan kestik ve sağdaki parçaya baktık. Burada kesip sağ tarafa baktığımızda sağdaki parçanın 30 kips iç kuvvete maruz kaldığını görüyoruz. Şu ortadan şu, iki numaralı bölge dediğimiz bölgeden kesip sağa bakacak olursak toplam işte fx eşittir sıfır diyelim. Bilinmeyen iç kuvveti sola doğru bir okla gösterelim. Bunları statik dersinden biliyorsunuz. Bunun karşılığında 30 kips zıt yöne ve bilinmeyenle aynı yönde 45 kips bir kuvvet olacaktır. Dolayısıyla iç kuvveti eksi 15 kips olarak arkadaşlar buluruz 2 numaralı bölgede. 3 numaralı bölgede de buradan kestik. Bilinmeyenimizi sola doğru ok olarak gösterdik. Buna karşılık diğer kuvvetler de etki ediyor. Toplam fx eşittir sıfırdan 1 numaralı bölgeyi etki eden kuvvette 60 olarak bulmuşuz. PL bölü AE'lerin toplamı da arkadaşlar bize
deplasmanları veriyor. Statik dersinden arkadaşlar bilinmeyen iç kuvvetlerin yönünün böyle olduğunu bilmemiz gerekiyor. Biz az önce burada mavi ile gösterdiğimiz yönü kullandık. Bakın her bir iç kuvvet burada P1, P2 ve P3 ile gösterilmişti. Bakın bunların yönü neden bu yönde? Çünkü eğer ben kestikten sonra parçanın solunu inceliyorsam soldaki yön bu mavi ile gösterdiğim yönde olmak zorunda. Eğer kesip sağa bakarsam o zaman sağdan iç kuvvet bilinmeyenini bu yönde göstermem gerekiyor. Bunlar benim pozitif yönlerim. Evet, böyle bir sistemi çözdük. Arkadaşlar tüm sorularda dikkat ederseniz önce statikten sistemin dengesini inceliyoruz. Mesela böyle bir sistemde AB ve CD elemanlarından etkiyen BDE elemanı etkiyen kuvvetleri statik dengeden tespit ediyorduk, hatırlarsanız. Statik bilgilerinizi arkadaşlar kuvvetlendirmeniz gerekiyor. Eğer bu konuda zorluk yaşıyorsanız. Önce statik denge inceledik arkadaşlar. Kuvvetleri bulduk. Ondan sonra bu kuvvetler sebebiyle çubuklarda meydana gelen uzama ve kısalmaları bulduk. Ondan sonra meydana gelen uzama ve kısalmalarla işte BB üssünü bulduk, DD üssünü bulduk. Oran orantıdan E'de meydana gelen deplasmanda arkadaşlar bulduk. Daha sonra işte statikçe belirsiz sistemleri inceledik arkadaşlar. Termal etkiyi inceledik. Poisson oranını inceledik arkadaşlar. İşte genelleştirilmiş Hooke kanunu 3 boyutlu durumda meydana gelen etkileri inceledik. Bununla alakalı önceki derslerimizde videoları inceleyecek olursanız gerekli bilgiler mevcut. İşte yığılma modülü, Poisson oranı, hacimsel değişiklik, bunlar nasıl hesap ediliyor? Kayma gerilmesi bir izolatör problemi üzerinde. Bunları inceledik. Sayısal örnek çözdük. Poisson oranı, elastisite modülü ve kayma modülü arasındaki ilişkiyi arkadaşlar formül olarak elde ettik. Kompozit malzemelerde incelediğimiz yöne göre malzeme özelliklerini değişkenlik gösterdiğinden bahsettik. Bunların ilişkilerini temin ettik. Saint-Venant prensibinden bahsettik. Gerilme yığılması kesit değişikliğine bağlı olarak veya elemanda bir delik meydana gelmesi durumuna göre eğer delik varsa gerilmeler nasıl değişiyor? Bunları arkadaşlar inceledik. Bunlarla alakalı sayısal örnekler çözdük. Malzemenin elastoplastik malzeme modeliyle davranışını inceledik. Sayısal örnekler çözdük. Ve bugünkü örneklerimizle daha da pekiştirdik arkadaşlar. Sınav öncesi size şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Şu gerilme şöyle söyleyelim. Şu sayısal örnekten sonraki kısımlar biraz daha detaylı konular. Benim esas genelde ağırlıklı olarak sorguladığım buradan önceki sayfalar arkadaşlar. Yani 34. sayfadan öncesini temel konuları öncelikli olarak pekiştirmeye çalışın. Genelde mesela bu gerilme
dağılımları, malzemenin plastik davranışı. Bunlar ilk sayfalardaki temel konular kadar önem arz etmiyor, öyle söyleyelim. Yani temel elastik davranış üzerinde daha fazla vakit harcayın. Plastik davranış veya işte gerilme işte şöyle söyleyelim. Buralardan arkadaşlar çok fazla sınavlarda genelde şey yapmam, pek soru sormam. İlk konulara, ilk 34 sayfaya, tabii şu sayısal örneği de çözün, bu örnek de dahil. Buraya kadar, 36. sayfaya kadar daha yoğun çalışın. Şuradaki kısımları da, 36. sayfadan sonraki kısımları da bugünkü çözdüğümüz örneğe kadar olan kısımları da felsefesiyle anlamanız yeterli. Buralarla alakalı çok fazla enerji tüketmenize gerek yok. Buradaki kalıcı gerilmeler. Ama bakın bugün çözdüğümüz şu sayısal örnekler zaten ilk 36 sayfayla alakalı konular. Buradaki örnekleri de tam olarak anlamaya çalışın arkadaşlar. Eksternal kuvvet konusu böyle. Önümüzdeki derslerde burulma problemiyle alakalı da örnekler çözeceğiz. Sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.